Yaşlılık aylığı alan insanlar için ülkenin var olması, ülkenin batması hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani gelecek nesil üniversite mezunlarının durumu, okulların durumu, ülkenin durumu, satılan fabrikaların durumu hiçbirisiyle ilgilenmiyorlar. Aylık aldıkları 750 bin lirayla ilgileniyorlar. Yani bu da ülke için çok kötü bir şey. Koronadan dolayı zaten sıkıntıları bir türlü aşamıyoruz. Önümüze bunlar tutuluyor ama farklı bir dünyaya başka işler yapılıyor. Evet. Şu anda da aktif muhtarlık görevim devam ediyor. Grader kepçeyi bile almak için 3 ay 4 ay bekletiyorlar bizi. Belki 10 tane 15 tane talebimiz var. Hiçbir tanesi hiçbir şekilde gerçekleştiremiyoruz Sayın Genel Başkanım. Evet. Yani sıkıntılarımız çok büyük. Ve 10 yıldan çok oldu ki Sayın Genel Başkanım, Kırkhane benim köyüm. Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Bir elektrik sorunumuzu bile aşamadık. Çok yakın bir mesafe, 2 kilometre mesafemiz. Sicil affı. Yani iş adamları olsun, normal vatandaş olsun, sıradan Evet. vasıfsız veya vasıflı bütün vatandaşları ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla Evet. bu sicil affı konusu da bütün iş hayatında iş adamlarını da etkiliyor. Normal yaşantıda da herhangi bir sıradan vatandaşın iş bulma veya işe Evet. girme noktasında da birçok sıkıntıları yaşıyor. Bu Evet. sicil affının gündeme getirirseniz halk nezdinde de büyük bir prim yapacağını düşünüyorum. Muhtarlık kurumunun öncelikle güçlendirilmesi gerektiğini, demokratik açıdan muhtarlara belli hakların ayrıca tanınması gerektiğini de ifade edeyim. Şimdi Muharrem Türk arkadaşımız basında yeterince yer almıyorsunuz diye bir düşüncesi oldu. Doğrudur. Basın malum birilerinin tek elinde olduğu için onların gazetelerinde ben ne dersem diyeyim tek cümle bile yer almaz. Tek cümle yer almaz. Ancak böyle olumsuz bir haber olursa onu hemen ya manşete çekerler ya büyütürler. O da doğru değil aslında ama sonuçta onları yazarlar, çizerler, televizyonları söyler. Ama biz inandığımız doğrudan ayrılmıyoruz. Oy verirken partilere, partilerin ekonomiye bakışı, siyasete bakışı, dünyaya bakışı, dış politikası, eğitim politikası, emekliye bakışı, işsizlik nedir, hangi noktaya geldi? Bunlara bakarak, değerlendirerek siyasi partilere, demokrasilerde oy verilir. Fakat maalesef biz de diyelim ki A Partisi'ne oy verdim, artık A Partisi beni aç da bıraksa ben gidip A Partisi'ne oy vereceğim. Çocuğum işsiz, ona iş bulmasa da gideceğim A Partisi'ne oy vereceğim. O zaman olay parti olayı olmaktan çıkıyor. Olay başka bir yere savruluyor ve olay demokrasiden de çıkıyor o zaman. Demokrasi ne demektir? Demokrasi vatandaşlar siyasi partilere bakarlar, onların taahhütlerine bakarlar, onların neyi yapacaklarını taahhüt ettiler, vatandaşa hangi vaatlerde buldular ona bakarlar. Bunun içinden en çok hangisini beğeniyorsa gider oyunu oraya verir. O da gelir 5 yıl süreyle yönetir devleti, 5 yıl. Bir daha yönetmesi için tekrar seçime giderler. Dolayısıyla siyasi partiler devlet olmak için gelmezler, devleti yönetmek için gelirler. Şimdi arkadaşımız diyor, vali de kaymakam da efendim devletin adamıdır, AK Parti'nin adamıdır, devletin adamı olmaktan çıktı. Değerli muhtar arkadaşlarım, ben 27,5 yıl devlete hizmet ettim. Her partinin döneminde de çalıştım. Biz bakanlarla bir yere giderken, vali ve biz bürokratlar, bakan partiye giderse biz asla partiye gitmezdik. Dışarıda beklerdik, bakan gider partilerle konuşur, düşüncesini ifade eder, sonra gelir biz onunla birlikte ayrılırdık. Dolayısıyla bürokrat olarak biz buna büyük dikkat gösterirdik. Partiler ayrıdır ama devlet ayrıdır. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız en temel sorun bu. Biz partiyi devletin partisi olarak görüyoruz. Devletin partisi değil o. Parti bildiğimiz siyasi partidir. Devlet ayrıdır. Devletin yönetimi ayrıdır. Devlette liyakat vardır. Devlette adalet vardır. Hukuk fakültesini bitirdim. Ertesi gün hakim olacağım. Yok öyle bir şey. Ertesi gün Yargıtay üyesi olacağım. Öyle bir şey yok devlette. Bu sadece bizim devlet için geçerli kural değil. Dünyadaki bütün devletler için geçerli kurallardır. Bizim ordumuzun bir meşhur tank palet fabrikası vardı. Avrupa'nın en büyük tank palet fabrikası. Katar ordusuna bir kuruş almadan, bir kuruş
almadan verdik. Niye verdik Katar ordusuna tank palet fabrikasını? Niye hiçbir muhtar arkadaşım? Ya tamam anladık. Şeker fabrikasını özelleştirdin. Bir başka özel sektörden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aldı. Ben bunu anlarım. Ama ordunun tank palet fabrikasını Katar ordusuna 5 kuruş almadan, 1 dolar bile almadan nasıl veriyorsun? Kim milliyetçi? Kim vatansever? Kim bayrağını seviyor? Kim vatanını seviyor? Kim ordusunu seviyor? Sorgulamak lazım. Çiftçinin sorunu var, doğrudur. Çiftçinin sorunu var, işsizlik sorunu var, eğitimde sorun var, sağlıkta sorun var, her alanda sorun var. Fakat şu bir gerçek. Bakın, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Kanunu diye bir kanunu kabul etti. Bu kanunun 21. maddesi aynen şöyle söyler. Her yıl çiftçiye gayri safi milli hasılanın en az %1'i oranında destek verilir. Verilebilir değil, verilir diyor. Verilir. Çiftçinin haberi var mı? Haberi yok. İstiyor mu çiftçi? İstemiyor. Ya kanuni hakkın var. Önce kanuni hakkını isteyeceksin. Odalar isteyecek. Ziraat odaları. Diyecekler ki tarım kanunda bu hüküm var. Bizim %1'lik hakkımızı teslim edin. Verin bize denmesi lazım. Olmuyor. Peki aynı çiftçi yurt dışından saman ithal edildiği zaman yem pahalı diyor. Pahalı olur ya. Samanı dışarıdan getirirsen pahalı olur tabii. Ucuz olmaz ki. Dolarla alıyorsun samanı. Muhtarlar Bağkurlu. Evet biliyorum. Dün Antalya'da muhtarlarla toplantı yaptım. Kepez'deki muhtarlarla. Aynı talep oradan da geldi. Niye biz sosyal sigortalar kurumuna tabi değiliz de, yani SSK'lı değiliz de Bağkurlu'yuz diye. Doğru. Niçin? Sebebini söyleyeyim. Muhtar emekli olduğunda daha düşük emekli aylığı alsın diye. Başka ne olacak yani? SSK'lı olsa daha yüksek emekli aylığı alacak. Bağkurlu olursa daha düşük emekli alacak. Devletin tercihi böyle. Siyasi iktidarın tercihi böyle. Ha, bu tercihten kurtulmak istiyorsanız diyeceksiniz ki bir, benim aldığım aylık niye ödenek oluyor da aylık olmuyor? Muhtarlara ödenek veriliyor. Muhtarlık ödeneği diyor her ay. Artı hastalanıp bir hafta yatarsanız, 15 gün yatarsanız ödeneğiniz de kesiliyor. Tatile giderseniz ödeneğiniz kesiliyor. Niye kesiliyor? Ya siz muhtar değil misiniz? Milletvekili meclis tatil olduğu zaman aylığı kesiliyor mu? Hayır. Peki milletvekiline oy veren vatandaş muhtara da oy veriyor mu? Evet muhtara da oy veriyor. Diyelim ki bir belediye bir muhtarla işbirliği yapmak istiyor. Mahallesiyle ilgili bir şey yapacak. Kanuna göre yasak. Yapamaz. Çünkü ancak kamu kurumlarıyla işbirliği yapar belediye. Muhtarlık kamu kurumu sayılmadığı için işbirliği yapamaz. Kanun değişmesi lazım mı? Değişmesi lazım. Sicil affı, evet sicil affı olmalı. Adam bir sefer çek ödemedi veya bir senedi ödeyemedi. Hemen kara listeye alınıyor. O gidip bankadan kredi istese bile kredi verilmiyor. Vergi affı çıkarıyorlar sanayici için, iş adamı için. Ama sizin için sicil affı çıkarmıyorlar. Çıkarmak istemiyorlar. Çünkü diyor ki nasıl olsa bana oy verecek diyor. Sicil affı çıkarsam ne olur, çıkarmasam ne olur? Niye rahatlatayım diyor. Bu devleti kuranlar çiftçiye hizmet etsin diye Ziraat Bankası'nı kurmuşlar. Ziraat Bankası çiftçiye mi hizmet ediyor? Hayır. Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet ediyor. Bu devleti kuranlar esnafa hizmet etsin diye Halk Bankası'nı kurmuşlar. Halk Bankası esnafa mı hizmet ediyor? Hayır. O da Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet ediyor. Niye bu bankalar Ziraat Bankası, adı üstünde Ziraat Bankası kardeşim. Çiftçiye hizmet edecek. Niye ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi? Şimdi Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi'ne veriyor. Üstüne faiz de alıyor. Tarım Kredi o da üstüne bir faiz koyuyor. O da çiftçiye veriyor. Ya arkadaş, iki tane faiz üst üste geliyor, çiftçiye veriyoruz diyorlar. Niye doğrudan Ziraat Bankası vermiyor? Veya doğrudan doğruya neden Tarım Kredi Kooperatifi düşük faizli kredi vermiyor? İlla o yükleyecek, bir başkası biraz daha yükleyecek, sonra çiftçiye verilecek. Ya çiftçi nasıl yapacak üretimi? Şimdi biz bir ekonomi masası oluşturduk. Ekonomi masasında bizim milletvekili arkadaşlarımız var. Bunlar evvelki gün Mersin'delerdi. Dün Hatay'da ve Adana'daydılar.
ekonomi masasında görevli milletvekili arkadaşlarımız ekonomide uzun yıllar çalışmış, devlet tecrübesi olan, hazine müsteşarlığı yapmış, devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı yapmış, gelir idaresi başkanlığı yapmış. En Türkiye kriz içindeyken Türkiye'yi o krizden çıkarmış olan bürokrat arkadaşlarımız var. Eski bakanlar var. Onlar ekonomi masası olarak gidiyorlar illerde. Ticaret odası, sanayi odası, borsalar, ziraat odaları bunlarla görüşüyorlar. Var olan ekonomik sorunlar nasıl aşılır bunları anlatmaya çalışıyorlar. Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki muhtarlık bütçesi nereden olacak? Devlet bize nereden para bulacak? Çok basit. Her muhtardan emlak vergisi alınıyor mu Allah aşkına? Emlak vergisi alınıyor. O mahallenin muhtarı, vatandaşları size oy vermiyor mu? Veriyor. Belediye başkanı da veriyor mu? Veriyor. Emlak vergisini kim alıyor? Belediye başkanı. %1'ini de size versin kardeşim. Kanun çıkartınız. %1'i de muhtarların bütçesi olur. Böylece bütçe demek yalnız aynı zamanda denetime açık olmak demektir. Yani paranın yasada öngörülen şekilde harcanması lazım. O çerçevede hareket etmesi lazım. Sizin de bütçenizin olması lazım. Siz de fakir fukaraya yardım ediyorsunuz. Sosyal yardımların sizin aracılığınızla dağıtılması lazım. Bir mahallede, bir köyde kim fakirdir, kim zengindir bunu en iyi bilen kim? Muhtar bilir. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ailenize, yakınlarınıza, köyünüze, mahallenize selamlarımı, saygılarımı söylerseniz son derece mutlu olurum. İnşallah daha geniş bir ortamda, daha geniş bir süre içinde bir arada oluruz. Gene oturur karşılıklı sohbet ederiz. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.